Değerli basın mensupları, Çin'den yayılan bir koronavirüs türünün sebep olduğu hastalık, bakanlığımız tarafından ilk günden itibaren büyük bir ciddiyetle ele aldığımız bir konu. Tamamı Çin'de olmak üzere 213 kişi hayatını kaybederken 187 vakada tedavi edilerek taburcu oldu. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu bizim risk grubu dediğimiz kronik hastalığı olan 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük kişilerdi. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü herhangi bir uyarı bildirmeden ve dünyanın birçok ülkesi bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce biz Türkiye olarak önlemlerimizi adım adım hayata geçirdik. 31 Aralık tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ilk vaka görüldükten sonra yaklaşık 10 gün kadar sonra Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğümüz ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri devreye almaya başladı. Bakanlığımızda ivedilikle bilim kurulumuzu oluşturduk. Şu anda bilim kurulumuz ve birim amirlerimizle birlikte de toplantı halinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye soktuk. Havayolu şirketleri, tur operatörleri ve turizm şirketlerine yönelik bilgilendirmelerimizi yaptık. Çin'den gelen uçuşlarla ülkemize giriş yapan yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Ayrıca karantina odalarımız, negatif basınçlı sedyelerimiz, koruyucu ekipman ve malzemelerimiz tüm illerimizde ihtiyaç halinde kullanılmaya hazır olduğunun altını çizmek istiyorum. Yani yeterli koruyucu ekip ve malzeme bulundurduğumuzu bütün illerimizde hassasiyetle takip ettiğimizin altını çiziyorum. Tüm sağlık tesislerimiz ve çalışanlarımız olası bir vaka durumunda yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirildi. Okullar açıldığında ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'na yönelik bilgi notlarımızı kendileriyle ayrıca paylaşmış olacağız. Bu tehdit var olduğu sürece biz Sağlık Bakanlığı olarak en ufak bir riski göz ardı etmemek adına güvenlik öncelikli bir anlayışla hareket ettik ve devam ediyor olacağız. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi şikayetleri olan ve Çin'e seyahat etmiş ya da Çin'den ülkemize gelmiş vakalar olur ise klinik tablo tam oturmasa bile tedbir amaçlı gözetim altına alıp tetkikleri yapıyoruz. Bu konuda özellikle sosyal medyada yer alan yer yerde maksatlı paylaşımlara itibar edilmemesini bir kez daha rica ediyorum. Bakanlık olarak her türlü bilgiyi sizlerle paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de mümkün mertebe günlük paylaşımları yapacağımızı da söylemek istiyorum. Bugüne kadar farklı illerden şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak ulusal viroloji laboratuvarımızda analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. Bir daha söylüyorum. Şu ana kadar Türkiye'de kesin koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı. Eğer olur ise bunu izole etmek üzere tüm imkanlarımızın hazır olduğunu, yeterli olduğunu, kapasitemizin de son derece bu anlamda yeterli olduğunu ayrıca ifade etmek istiyorum. DSO yani Dünya Sağlık Örgütü dün geceki toplantısının ardından virüsün diğer ülkelere yayılımını engellemek amacıyla ve salgına müdahale kapasitesi özellikle yetersiz ülkeler olması nedeniyle küresel
acil durum ilan edildiğini bildirdi. Ancak DSÖ seyahat kısıtlamasına da gerek olmadığını ve bu durumun uluslararası ticareti etkilememesi gerektiğini de ayrıca ifade etti. Bununla birlikte Türk Hava Yolları özellikle sorumlu bir adım atarak 9 Şubat'a kadar Çin uçuşlarını da durdurdu. Değerli arkadaşlar, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık, bırakmamaya da kararlıyız. Savaş bölgelerinden ve toplumsal olayların yaşandığı ülkelerden bugüne kadar binlerce vatandaşımızı ülkemize getirdiğimizi biliyorsunuz. Hastalığın merkezi olan Çin'in Wuhan kentinde ikamet eden ve hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Biz hastalığın kol gezdiği bir şehirde tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde harekete geçtik. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçağını ambulans uçağı dönüştürerek vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz. Uçakta gerekli tıbbi donanım mevcut. Ancak oradan getireceğimiz vatandaşlarımız arasında hasta olmadığını özellikle de tekrar hatırlatmak istiyorum. Tekraren ifade ediyorum. Vatandaşlarımızın hiçbirisinde ve diğer vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi yok. Buna rağmen en uç ihtimalleri de düşünerek yolcuları özel izolasyonla getiriyoruz. Sağlık ekibimiz oraya vardığında her yolcu için gerekli tetkikleri yapacak, yol boyunca tahliye prosedürlerimiz sıkı şekilde uygulanacak. Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak. Dolayısıyla en ufak bir ihtimal bile elimine edilerek ve bu süreçte kimsenin şüphesi ve endişesi olmayacak şekilde tedbirleri aldığımızı ifade etmek istiyorum. Özellikle bu vatandaşlarımızı ve diğer vatandaşları ayrı şu an kullanılmayan ve şehir hastanesiyle birlikte taşınan kullanmadığımız bir hastaneyi bu süreçte tekrar kullanır hale getirdik, hazır hale getirdik ve bu hastane daha sonra da hasta takibi için tekrar kullanılmayacak olan bir hastanemiz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir hastamızla da teması olabilecek bir binada da olmayacağını özellikle ifade ediyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde de bu şekilde hazır bir hastaneye taşınan vaka olmadığını da altını çizelim. Ve bu anlamda bütün hazırlıklarımızı yaptığımızı ve 14 gün boyunca da bu süreçte burada karantinaya alınacağını, bütün tedbirleri bilim kurulumuzun önerileri doğrultusunda devreye sokacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Bu anlamda herhangi bir endişeye kapılmamasını, olaya ciddiyetle yaklaştığımızı, olayı ciddi gördüğümüzü ama biz de bakanlık olarak son derece ciddiyetle yaklaştığımızı ifade etmek istiyorum. Öte yandan İtalya'da bir geminin karantinaya alınması durumu vardı. Bununla ilgili de biz özellikle ve yapılan tetkiklerde yolcularda herhangi bir vakaya rastlanmadığı bilgisi de yeni ilan edildi. Ama biz Çin limanlarından Türkiye'ye gelen bugüne kadar herhangi bir zaten yolcu gemisi bulunmuyor. Çin'den gelen yük gemileri olabiliyor. Bunun için de tüm gemilerin tabi olduğu sıkı tetkiklerden geçirerek gerekli önlemleri aldığımızı bilmenizi istiyorum. Ayrıca limanlarımızda 33 sağlık denetleme merkezimiz de görev yapmakta.
halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü tehlikeye karşı teyakkuzda olduğumuzu ve olacağımızı bilmenizi istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Adana'da gözetim altında bulunan iki vakamız vardı. Bu iki vakanın sonuçları çıktı. Negatif olduğunu söyleyebilirim. Burada bir de şunu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte bu vaka sayısı da 70 oldu. 70 gözetim altına aldığımız vakamız oldu. Ve bu dönemde herhangi pozitif çıkan koronavirüs tanısı alan vakamız olmadı. Peki niye bu kadar vaka içerisinde hiç çıkmadığı sorulabilir? Çünkü biz özellikle ilk günden itibaren yani 20 gün önceden denetimleri sıkı olarak uyguladık. Yani en ufak Çin'den gelen veya Çin'den gelen biriyle teması olan kişiyi en ufak bir hastalık belirtisi olduğunda hiç düşünmeden gözetim altına alıp numuneleri devamında aldık. O nedenle geniş, daha hassasiyet ve ciddiyetle yaklaştığımız için numune aldığımız hasta sayısı fazla, yani bu hassasiyetle yaklaştığımız için sonuçlar o nedenle oldukça değil, hepsi negatif olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet, özellikle hastanenin gündem olmaması ve oraya da bir yoğunlaşmanın olmasını istemediğimizden bu anlamda söylemedik. Ama yarın hastanenin hangisi olacağını göreceksiniz. Dolayısıyla yarın söylemiş oluruz. Ama boşaltılan, kullanılmayan, hastane altyapısı olarak hiçbir eksiği olmayan bir hastanemiz olduğunu, bu anlamda yeterli olduğunu, bütün tedbirlerinin bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alındığını ifade etmek istiyorum. Evet. Bu anlamda dünyada uygulanıp Türkiye'de uygulanmayan herhangi bir yaklaşım tarzı olmadığı gibi biz Dünya Sağlık Örgütü Türkiye için bu tedbirlerin alınmasını önermediği bir dönemde yani 20 gün önce bu tedbirlere yine bilim kurulumuzun hassasiyetle yaklaşmasıyla bakanlık olarak hassasiyetle yaklaşmamızla uygulamaya başladık. Yani birçok ülkenin termal kamera, karantina odası, negatif basınçlı sedye ve karantina odalarında takip dahil olmak üzere ve numuneleri erken dönemde alıp hemen sonuçlarını ortaya çıkarmak anlamında uygulanmadığı bir dönemde biz bu tedbirleri almaya başladık. Dolayısıyla dünyada termal kamera ve benzeri bu tedbirleri Dünya Sağlık Örgütü şimdi öneriyor. Biz 20 gün önce başlamıştık. Burada demin de ifade ettim. Özellikle dışarıdan gelen, yani Çin'den gelen veya Çin'den gelen biriyle teması halinde en ufak halsizlik dahil bir yakınmada, halsizlik dahil, ateş olması gerekmiyor. Halsizlik gibi, ishal gibi, bir takım karın ağrısı gibi, bir takım non-spesifik bulgular olmasıyla bile biz gözetim altına aldık. O nedenle 70 vaka olduğunu söylüyorum. Gözetim altına alarak bu takibi yaptık. Peki bunu nasıl uyguladık? Yine bilim kurulunun ortaya koyduğu tedbirleri bir rehber haline getirdik. Yine dünyada birçok bölgede, birçok ülkede uygulanmadığı halde. Erken dönemde bu rehberle hastalığın tanısı, tedavisi ve devamındaki yaklaşımı belirtmek, bu çerçeveyi net ifade etmek üzere herkese bir örnek olması, bir kılavuz olması anlamında bütün sağlık kuruluşlarımıza bildirdik. Dolayısıyla bu anlamda eksik değil, fazla yapılan bir yaklaşımın olduğunu söylemek istiyorum. Evet, başka bir takım belirtilerle gelen bir hasta, numuneler alınıp laboratuvara gönderildi. Şu an daha bu anlamda sonucun çıkmadığını, önümüzdeki zannediyorum 8-10 saatte sonucun çıkabileceğini, fakat klinik olarak, ilk bulgu olarak, mevsimsel grip olarak doktor arkadaşların düşündüğünü belirtmek istiyorum. Sonucu bekliyoruz. Şu anda bu tablonun ağır bir tablo olmadığını, daha da kötüleşen bir tablo olmadığını
bir mevsimsel grip tablosu olarak, klinik olarak görüldüğünü de ifade etmek istiyorum. Sonuç çıktığında da demin söylediğim şekliyle biz zaten şeffaf bir şekilde açıklamaları yapmış olacağız. Evet.